Evet, herkese merhaba. Bugünkü konuğum bir süre önce Almanya Berlin'de Erdoğan taraftarları tarafından saldırıya uğrayan dünya şampiyonu boksör Ünsal Arık var. Ünsal Bey merhaba. Merhaba, iyi günler. Çok şey soracağım size ama sizin gibi birine, dünya şampiyonu, boks şampiyonu birine böyle bir saldırıya teşebbüs etmek, saldırma biraz da cesaret işi gibi geliyor bana, öyle değil mi? Hani çılgın Türkler diyorlar ya, biraz çılgınlık da var bu işin içinde. Hani akıl mantık yok diyelim. Ben olsam bir boksör, benden daha büyük ve ağır boksörcü, ben saldırmazdım. Yani bu aslında delilik diyelim artık. Delilik. Şimdi sizin bu ilk değil. Daha önce de sizin Erdoğan karşıtı bir kimliğiniz var. Bunu çok net de ifade ediyorsunuz zaten. Şimdi daha önce de sizin arabanıza zannediyorum kurşun mu bırakıldı ve de bıçakla bir de saldırı düzenlenmişti size. Doğru mu biliyorum? Kurşun bırakıldı. Arabanın lastiklerinin vidaları gevşetildi. Yani bunlar direkt suikast girişimleri, bıçaklı saldırı. Yani her şeyi yaşadık. Son 7 yılda susturmaya çalıştılar. Susturamadılar ve artık yıldan yıla saldırılar daha da yoğunlaşıyor ve daha tehlikeli oluyor. Peki sizin de dertleri ne? Ya dertleri, biz bir adamı eleştiriyoruz. Onların gözünde bir ülkeyi eleştiriyoruz. Biz bir ülkeyi seviyoruz. Onlar bir adamı seviyor. Gerçekler onlara güzel gelmiyor. Çünkü gerçekler güzel değil. Onlar da gerçekleri kabul etmek istemiyorlar. Sorunları bu. Peki onların sorunları o. Peki sizin sorununuz ne? Şu açıdan soruyorum. Siz mesela her yumruk Erdoğan için diyorsunuz. Sizin Erdoğan'la derdiniz ne? Benim Erdoğan'la derdim aslında benim o kişisel değil. Ben daha çok insan haklarını savunuyorum. Yani İnsan hakları şu an ayaklar altında. Benim için sadece Türkiye değil, ülkenin, dünyanın her yerinde her canın barış ve özgürlük içinde yaşamaya hakkı vardır. Ve o özgürlüğü çalan, kendisini düşünen de sadece kendini zenginleştiren, ülkeyi satan bir insan. Hani Orta Doğu projesi desem bu herkese yeter aslında. Ve ama bu her yumruk Erdoğan için sözünün hala arkasında mısınız? Tabii ki ben yalnızca bir söz konuşuyorum. Her yumruk Tayyip ediyorum ama o neler yapıyor? Kaç şehit verdi? Kaç ana evladını kaybetti? Kaç evlat babasız kaldı? Kaç kişi şu an hapiste yatıyor, yıllardır anasını babasını göremiyor? Onun yaptıkları bence çok daha kötü. Mesela en basit, adam çay atmaya gidiyor, evinin barkını yangına kaybetmiş insanlara ve itfaiyeler ve uçakları durduruyor. Kendisi oradan geçecek diye. Böyle bir şey yapılır mı? Yani insanlık dışı bir şey bu hareketler. Peki şimdi bu saldırı anında ben hani görselleri de ekrana getireceğim. Eliniz kanlar içerisinde, yüzünüz kaç kişi saldırabildi de şampiyon boksör bu hale getirebildi? Şimdi iki kişi saldırdı. Orada herkes diyor ki ne dayak yedin, bunu nereden anladılar bilmiyorum. Ben orada videoda üstüne basarak diyorum, bir dahaki sefer sadece çeneniz değil bütün kemiklerinizi kırarım. Çünkü iki kişi saldırdılar. İlk yumruk onlardan geldi. Ondan sonra zaten Allah'a şükür diyelim, boks yeteneğimiz ve idmanlarımız bize orada avantajı sağladı. Ve ben birinin daha ayağa kalkıp kaçması da sevindim. Çünkü ben onu artık bir daha ayağa kalkmaz diyordum. Orada bayağı da rahatlamıştım. Nasıl kalkmaz? Öyle vurdunuz. Ya yumruk işte o kanlı elim işte o yumruktan oldu. Kendisi o an yine kalkıyordu. Kalkış anında ona yani dar gücümle vurdum ve ağzı da açıktı. Dişine denk geldi ellerim. Onun için öyle kanadı. Yani ben orada kalkmasına gerçekten çok sevindim. O yumruktan sonra hemen dedim, uf dedim, Allah dedim, ne yaptım ben? Ama Fazla Sevda'nın ağır geldi. evet. Fazla ölçüyü kaçırmış olabilirsiniz yumruktan sebep. Fakat ben de o yumruğu düşünüyorum da şimdi sizin istatistiklerinize bakıyordum yayından önce. Sizin toplam maç sayınızda knockout oranları büyük oranda, siz galibiyetleriniz knockout, öyle değil mi? Ya evet, 34 galibiyetten 28'i nakavt. Ama burada gençlere de sesleneyim. Hiç kimse şiddet kullanmasın. Benim yaptığım doğru bir hareket değildi ama her insan kendini savunmak zorunda. Ben yanlışça kendimi savundum. Asla ben bir kavgaya hiçbir zaman ilk önce başlamam. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi bu daha önce araba ölüme tehdit edildiniz. Bıçakla saldırıldınız ve bu sefer de böyle oldu. Bunun Erk Aceler gibi çok gazeteciye de saldırıları, ben dahil. Pek çok Avrupa'da yaşayan gazeteci de ölüm tehditleri var. Ölüm listeleri hazırlandı. Şimdi tabii ben sizin gibi boksör de değilim, ne yaparım bilemem ama ben biraz ufak lokmayım şey açısından. Ama en azından bacaklarım var, kaçabilirim. Şey diyeceğim, yani bundan sonra nasıl olacak? Almanya'da bu iş bu kadar kolay olabiliyor mu?
Ben Can Dündar abimle de görüştüm kavgadan bir gün sonra. O, hani işte bana, o da suikast listesinden bana bahsetti. Ben bilmiyordum bile isminin orada geçtiğini. Bence artık seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaştıkça sizin ve benim gibi insanlar gerçeği konuştuğumuz için çok daha büyük zorluklar yaşayacağız. Yani ben herkese şunu diyeceğim. Boksör ol olma. Bir 9 milimetre kurşun yumruktan her zaman daha çabuktur. Herkes temkinli olsun. Kendini korusun. Peki Almanya emniyeti bu konuda şimdi önce de defaatle saldırılar oldu. Olmaya devam ediyor. Yani bu konuda gerekli önlemleri almıyor mu? Alman polisi Türk'ü Türk'ten koruyor. Yani onların da gücü ve isteği belli bir yere kadar. Yani bizi ne kadar korusun? Her gün mü korusun? 7-24 mü korusun? Yani polisin günlük koruması vergi parasından düşünürsen 2000-3000 euroya patlıyor günde. Tabii ki Almanların en çok korktuğu bir cümle bir vergi paramızı niye bu Türklere harcıyoruz? Yani devlet de bundan biraz korkuyor, dikkat ediyorlar. Hani Alman polisi bana göre elinden geldiğini yapıyor ama ne kadar korusun? Artık biraz da sorumluluk bizde. Hani konuşuyoruz, tehlikeyi biliyoruz. Ona göre de herkes kendine dikkat etsin. Evet, dikkat etsin. Kendi kendimizi koruyacağız ama biz tabii ben ne yapacağım? Sizin elinizde şampiyon yumruklar var. Değil, şampiyonum ama sokağın kanunları kendine aitti. Sokağın kanunları başkadır size. Yani o cümleyi dedim ya hani 9 milimetre yumruktan daha çabuktur. Yani bu insanlar çete, bu insanlar organize, hem de güzel organize olmuşlar. Yani gerçi ben dikkat ediyorum. Mesela bazı sokaklara Berlin'de gitmem. Çünkü kendimi tehlikeye atmam. Öyle bir risk aşamasındasınız. Peki yanımızda sonuna geldik. Ya ben geçmiş olsun diyorum ama merak ettiğim özel bir soru var. Ya siz dünya şampiyonu boksörsünüz ve vegansınız, değil mi? Evet. Et, süt ürünleri hiçbir şey yemiyorsunuz ve siz dünya şampiyonu olacak kadar da güçlüsünüz. Nasıl oluyor bu ya? Ya şimdi bilim yani bir bilgi diye bilim diye bir şey var. Ben okudum yani kendi dünyamı biraz terk ettim. Dışarı baktım ne var ne yok dedim ve şu kanata geldim. Bizim hayvanlara çektirdiğimiz eziyete ben artık destek vermek istemiyorum. Bu dünyada her canın, gerçi insan olsun hayvan olsun barış ve özgürlük içinde yaşamaya hakkı vardır. Ben elhamdülillah Müslümanım. Kur'an'a inanırım, Allah'a inanırım ama ben Allah'ın hiçbir canı öldürmek için yarattığına inanmam. Evet, ama vegan olarak da boks hayatınıza devam ediyor zannediyorum. Bir ilk dünyada ilk olarak herhalde bir Yani sizin ben yani. Bir... çorbası, güzelini sevdiğim nohut mesela etten daha çok proteini var. Bunu çok çok insan bilmiyor. Evet. Peki. Evet, Ünal Bey tekrar geçmiş olsun diyorum. Umarım tekrarlanmaz bu. Karşıdakiler açısından iyi olmaz. Tabii kurşun murşun olayı ayrı bir şey ama hani kurşun geldi, metal icat oldu, mertlik bozuldu deniyor ya. Karşımızdakiler mert değil. Tekrar geçmiş olsun, görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. İyi günler.